Merhabalar Biznes Channel Türkiye izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. Yanımızda da değerli bir konuğum var. Konuğumuz bugün Çanakkale'den geliyor. Orhan Kaplan, Coltex. Petrol ve kimya sanayiden geliyor efendim. Dilerseniz konuğumuza bir hoş geldiniz deyip bir kendisini size tanıtmak istiyorum. Hoş geldiniz Orhan Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Orhan Kaplan adım. Makine mühendisiyim. Yaklaşık 10 yıldan beridir BİGA'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. Faaliyet alanımız hem atık yağların ve atık solventlerin geri kazanımı ve bunun yanında elde ettiğimiz bu ürünlerle ve de dışarıdan aldığımız, ayrıca tüpraş ve ithalat olarak ithalat yaptığımız yağların bunlarla yeniden sanayi ve otomotiv alanında kazanılması değil mi? Evet, o alanda yeniden üretip yaparak piyasaya sürülmesi. Hep bir geri dönüşüm halindeyiz aslında. Evet, geri dönüşüm. Evet, geri dönüşüm. Çünkü geri dönüşüm çok önemli. Burada atık yağlar doğaya çok büyük zarar veriyor. Gerek suya, gerek toprağa. Çünkü tamamen toksik maddeler bunlar. Bunların bir şekilde bertaraf edilmesi veya tekrar geri kazanılarak tekrar yeni bir ürün üretilmesi hem ülke ekonomisi açısından önemli. Doğaya, hem de doğa ve çevre açısından çok önem arz ediyor. Çok büyük katkısı var ki hele bu anlam dediğiniz gibi kimyasal atıkların daha bir yok edici anlamı var. Eğer biz bunları doğru yönlendirmezsek evet. Ama güzel anlamda da geri dönüşüm halini kazanırsak çok da başka artıları var elbette. Evet. Bununla alakalı bizim BİGA'da bulunan fabrikamız hemen hemen Türkiye'deki en büyük fabrikalardan biri kapasite anlamında. Neler yapıyorsunuz peki firmamızda? Biz firmamız şöyle, ben sanayi ve endüstri testlerinin hemen hemen tamamında, ayrıca limanlarda gemilerden kaynaklanan, denizlerden kaynaklanan atıkları bunları kendi firmamıza ait lisanslı, özel lisanslı araçlarımızla bu atıkları topluyoruz. Daha sonra bunu kendi tesisimize getiriyoruz. Burada rafinasyon ve rejenerasyon yöntemiyle tekrar geri kazanıyoruz. Geri kazandıktan sonra bu bir baz yağ elde etmiş oluyoruz. Bu baz yağ çeşitli katkı maddelerini ilave ederek tekrardan otomotiv yağları, endüstriyel yağlar ve gres imalatı yapıyoruz. Ve bunun yanında aynı zamanda izolasyonla alakalı ara ürünlerin imalatını yapıyoruz. Ve bunu da tüm Türkiye çapında olan bayiliklerimiz vasıtasıyla dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Firma faaliyetli alanlarımız nelerdir peki? Firma genelde burada faaliyet alanların içerisinde atık yağ ve atık solventin dışında aynı zamanda yine otomotiv sanayinin kullanabileceği motor yağları, endüstriyel yağlar, şanzıman ve diferansiyel yağların imalatı, gres yağ imalatı, aynı zamanda atık solventler geriye kazanılarak bunlar tekrar sanayi ve endüstrinin ihtiyacı olan yerlere tekrar satışını sağlıyoruz. Bu sürekli bir döngü halinde oluyor. Çünkü üretiyorsunuz, veriyorsunuz, tekrar atık haline gelen şeyler tekrar size dönüyor ve tekrar üretiyorsunuz. Sürekli bir zincirleme sürekli bir döngü söz konusu burada. Kesinlikle. Bu anlamda da atık yağ ve solventle ilgili bu içeriği neler kapsıyor? Neler oluyor mesela? Şimdi bunlar genelde atık yağlar iki türlü. Bir otomotiv sektörünün kullanmış olduğu yağlar var. Bir de sanayi ve endüstrinin kullanmış olduğu yağlar var. Solventler de yine öyle. Genelde sanayi ve endüstrinin kullanmış olduğu solventler var. Bunlar tabii belli bir ömürleri var. Bunlar kullanıldıktan sonra belli bir ömürleri var. Bu ömürlerini tamamladıktan sonra atık olarak tabir ediliyor. Ve bunlar tekrar bir geri kazanım testine veya çok çok daha şeyse, toksik madde içeriyorsa bunlar bir bertaraf testinde yakılarak imha ediliyor. O zaman kısaca bahsedebilir miyiz? Atık yağı geri kazanımı nasıl oluyor bu anlamda? Atık yağının geri kazanımı, bunlar rafinasyon yöntemi. Hani adı üzerinde atık artık atık olmuş ama. Evet. Bunları tesise getirdikten sonra tabii içerisinde birçok toksik madde barındırıyor. Aynı zamanda bu yağlar imal edilirken gerek endüstriyel yağlar gerek motor yağları imal edilirken bunlara çeşitli ağır metaller ilave ediliyor. Bu hem doğa için hem insan sağlığı için çok zararlı maddeler. Öncelikle bu ağır metallerden arındırılıyor. Daha sonra arındırılan bu yağlar rafinasyon yöntemiyle tekrar geriye kazanılıyor. Bazen de rejenerasyon yöntemiyle yani ısı kullanmadan tekrar geriye kazanmak mümkün oluyor.
kazanılan bu yağlar daha sonra tekrardan yeniden bir katkı maddesi ilavesiyle tekrar geri dönüşüm halinde kullanabiliyoruz. Evet, aslında hepsini bir atık olarak görevi olsa dahi artık hani işlenmiş, bitmiş bir atık görevi üstleniyor anda ama siz onu dahi tekrardan bir geri dönüşüm halinde kazanımlar elde etmeye çalışıyorsunuz. Evet, evet. Sürekli bir sürekli döngü. Bu döngü halinde. Evet, döngü halinde. Zincirleme devam edebiliyor. Evet, evet. İstihdam anlamında neler yapıyorsunuz? İstihdam anlamında şu anda fabrikamızda yaklaşık 80'e yakın bir personelimiz var. Hı hı. Bunların içerisinde çevre mühendislerimiz, kimya mühendislerimiz, makine mühendislerimiz mevcut. Hı hı. Sürekli gelen yağlar çünkü çok çeşitli yağlar, çok çeşitli solventler geldiği için özellikle laboratuvar konusu bizde çok önemli. Bu yüzden şu anda tesisimizde 4 tane kimya mühendisi mevcut. Gelen bu atıklar öncelikle bir analizden geçiriliyor, inceleniyor. Ne tür bir atık olduğu, nasıl işlenmesi gerektiği konusunda fabrika çeşitli datalar veriyorlar. Onlara göre bir yol çiziyorsunuz. Evet, işleniyor. Başlıca ürünleriniz neler peki? Başlıca ürünlerimiz otomotiv yağları, sanayi ve endüstride kullanılan kalıp yağları, ondan sonra hidrolikler, ondan sonra çeşitli sanayi gresleri. Bunları üretiyoruz. İzolasyon malzemeleri üretiyoruz. Yani ürün portföyümüzü de gün geçtikçe geliştiriyoruz. Ürün faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Şimdi ürün genelde bir bayilik sistemi söz konusu Türkiye çapında. Çeşitli bölge bayiliklerimiz var. Bölge bayiliklerimiz vasıtasıyla dağıtımını yapıyoruz. Tabii bu arada kendimize ait bir 5 markamız var. Hı. Evet, 5 tescilli markamız var. Bunların tamamını hemen hemen kullanıyoruz ve bu markalarda üretim yaparak Türkiye'nin hemen hemen en ücra köşesine satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Oralardan zaten sizlere ulaşabiliyorlar, evet, bu anlamda da. Ulaşabiliyorlar, evet. O zaman Goltex Petrol ve Kimya firmanızın sahip olduğu değerler nelerdir? Biz öncelikle Çevre Bakanlığı'ndan atık yağ ve atık solvent işleme lisansına sahibiz. Bunun yanında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun bize vermiş olduğu madeni yağ lisansımız var. ISO 9001, ISO 18001 bu gibi kalite belgelerine sahibiz. Bazı CE belgelerine sahibiz ürettiğimiz ürünlerde. Ürettiğimiz ürünün tamamı TS belgesine sahip. Bunların dışında herhangi bir üretim yapmıyoruz şu anda. Bu kadar işlemler, işleyişler, başarınızı neye borçlusunuz? Biz özellikle, biz firmamızda iki ortağız. Bu, ben genelde üretimle alakalı genelde duruyorum. Yani işin başında olmak önemli. Her adımı kontrol etmek önemli. Yorucu ama değil mi? Yorucu, evet. Yorucu ama zevkli tabii, bir şeyler üretiyorsunuz. Özellikle çevre alanında da, yani bir insanlığa da hizmet etmiş oluyoruz. Tabii ki. Hem biz kazanıyoruz, hem çevre kazanıyor, doğa hem ülke kazanıyor. Çünkü kazanıyor. Çünkü petrolü ne biliyorsunuz, biz bir petrol ülkesi değiliz. Bunların, hı-hı, tamamı ithalat yoluyla, hı-hı, Türkiye'ye gelen, hı-hı, emtialar. Bunlar sürekli geriye kazanıldığı sürece, tekrar geriye kazanıldığı sürece dolayısıyla yurt dışından ithalat yapmayacağız. Dolayısıyla döviz dışarı çıkmayacak. Yani bu öyle bir şey ki, başında da dediğim gibi hem doğa kazanıyor, hem biz kazanıyoruz, hem ülke kazanıyor. Ne kadar güzel bu anlamda. Evet. Olması gereken, hele ki artık daha iyiye, daha güzel ilerlemişken her anlamda, hani hemen hemen her sektörde olduğu gibi bu sektörde geri dönüşüm anlamında da çok önemli. Çünkü bizler çok çabuk her şeyi tüketiyoruz, atıyoruz ama doğanın bizden geri geliyor intikamını alıyoruz. Çünkü evet, bu anlamda da sizin başrolde olmanız, bunlara dikkat etmeniz tabii çok ki önemli. Tabii ki Özge Hanım. Bir de Türkiye nüfusu nüfus anlamında bayağı büyük bir ülke. Bugün, hı-hı, 80 milyon bir ülke. Hı-hı. Dolayısıyla tüketim fazla. Çok. Bunun yanında sanayi ve endüstri gittikçe gelişen bir ülke. Hı-hı. Yani o yüzden atık, yani bir yağ ve bir solvente bayağı bir ihtiyaç duyuluyor bu sanayi endüstri kurumları içerisinde. Dolayısıyla nüfus arttıkça ve sanayi endüstri arttıkça atıklar çoğalıyor. Bu sadece yağ ve solvent alanında değil. Tabii ki. Atık olan her, yani atığın her cinsi çoğalıyor. Her cinsi, dolayısıyla bunun geriye kazanılması ülke için
Çok faydalı bir şey. Çok önemli. Doğa için çok faydalı. Kesinlikle. Türkiye için çok faydalı. Hepsi bize geri dönüşüm olacak çünkü. Evet. Bizler ne ekersek onu biçiyoruz bir anlamda. Evet. Goltex Petrol ve Kimya'nın sizce diğer firmalardan ayıran en önemli özelliği ve özellikleri nelerdir? Biz işimizi çok adım adım takip ediyoruz her alanda. Yani araçların hareketinden tutun da o aracın tesise varışından, onun analizleriyle alakalı bunu çok yakinen takip ediyoruz. Hı hı. Ondan sonra teknolojik gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de şu anda olmayan daha katma değer, yani toplamış olduğumuz atık yağlardan daha iyi bir katma değer sağlamak için hidrojenerasyon denilen bir sistemi Türkiye'ye ilk getiren firma olma şeyini inşallah yapacağız. Bu konuyla alakalı çalışmalarımızda yurt dışına kontratlarımız var. Kısmet olursa bir yıl içerisinde bu ülkeye çok daha iyi bir katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Umarız inşallah. Kendini güncelleyerek, devamlı öğrenerek, o bilgileri de zaten aktararak bu noktada zaten başarı gelecektir diye düşünüyorum. Evet, hedefleriniz doğrultusunda başka neler var eklemek istediğiniz? Muhakkak ki bunun dışında daha vardır ya da yurt dışı ile ilgili planlarınız, programlarınız nelerdir? Yurt dışında alakalı yurt dışına ihracatlarımız var ama Türkiye dediğim gibi Türkiye büyük bir ülke. Hı hı. Yani 80 milyon nüfus var burada. Yani burası büyük bir pazar zaten. Dünya da bir pazar olarak görüyor Türkiye'yi. Tabii ki. Yani biz, Türkiye piyasası zaten çok hareketli. Olduğu için genelde Türkiye'nin dışına şey yapmayı düşünmüyoruz. Çıkmayı düşünmüyoruz. Zaten dediğim gibi Türkiye bir petrol ülkesi değil. Bu da bir petrol ürünü. Bunu alıp tekrar dışarıya satmak yani bize göre mantıksız. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı olan bir ürün bunlar. Bunu da Türkiye içinde satıyoruz. Yani pek ihracat odaklı bakmıyoruz. İşimizi zaten diyorsunuz ki layıkıyla yapıyoruz. Evet, bu da bize yetiyor ki zaten yapmış olduğunuz çalışma doğrultusunda. Evet. Eklemek istedikleriniz var mıdır Goltex Petrol ve Kimya olarak? Hedeflerimiz sürekli iyileştirme, yenilikçi kimliğimizle kendimizi geliştireceğimize inanıyoruz. Dünya liderleriyle rekabetimizi arttırarak ihracat ve ithalat hizmetiyle güvenli ürün üretmek, müşterimize prestij kazandıran bir şirket olma hedefindeyiz. İnşallah diyelim. Yolunuz açık olsun. Başarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Her zaman dediğimiz gibi efendim, işi bilmek böyle işte efendim. Goltex Petrol ve Kimya Sanayi'den Orhan Kaplan bugün konuğumuzdu. Bir sonraki İşi Bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.